Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor'umuz Akisar deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Öncesinde de Menemen Spor'a 2-1 mağlup olmuştu. Bugün sizlerle birlikte bu maçların yorumunu yapacağız. Arkadaşlar Menemen maçından önce hafta içinde yaşanan birkaç olay vardı. İlk önce ondan bahsetmek istiyorum ki Bursa içerisinde birkaç firma yine forma alarak kulübümüze destek oldular. Kendilerine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Akisar maçına değineceğim ama öncesinde Menemen maçında yaşananlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Pandemiden doğan fiksür sıkışıklığı Perşembe ve Pazartesi günü maç oynamamıza neden oldu. Tesadüf bu ya bizim iki tane deplasman maçımızın üst üste geldiği haftalarda böyle hafta içi mücadelesine de denk gelmiş oldu. Menemen ve Akisar maçı için Ege'ye giden Bursaspor geri gelmeden iki maçı da oynayıp Bursa'ya geri dönmeyi planlamıştı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı ve Ege'den 0 puanla geri dönmüş olduk. Menemen maçı öncesi 10 gol atan Bursaspor'un Spor'un Ali Akman ve Burak Kapacak 9 gole katkısını koyduğunu görüyorduk. Ve bu maçta da gene golü Burak Kapacak'la bulduk. Yani 11 golün 10 tanesinde Ali Akman ve Burak Kapacak'ın imzası vardı. Menemen maçını şöyle çok kısa hatırlayacak olursak maçın hemen başında 11. dakikada Burak Kapacak'la golü erken bulduk. Ve Bursa Spor 6. maçında da yine ilk golü bulan taraf olmuştu. Daha sonra Menemen 24. dakikada eşitliği sağlayan golü buldu ve bir skor 1-1 oldu. İlk yarı bu skorla bitince ikinci yarıya Mustafa Hoca oyuncu değişikliğiyle de başladı. Ramazan Keskin'in yerine Özer girmişti ve 52, 56, 58. dakikalarda Bursaspor inanılmaz goller kaçırdı. Yani bir tanesini atsak maç 2-1'e dönecek ve farklı bir oyun ortaya çıkabilecekti belki. 89. dakikaya geldiğimizde de Bursa Spor öyle bir gol yedi ki yani herkes bir bu nasıl bir gol demiştir açıkçası. Orta sahada Burak Kabaca böyle tatlı sert yapılan bir faul diyeyim artık. Faul verilmedi ve pozisyon devamında Onur Atasayır'ın da kaçırdığı topla arka tarafta Cüneyt Köz'ün de e, topa basmasıyla mı diyeyim artık. E, Menemen'le oyuncunun yaptığı ortada da Aykut'un ıska geçmesiyle artık golü yemek çok da zor değildi arkadaşlar. Ve son dakika girerken Bursasporumuz e, Bursa Spor'umuz 2-1 mağlup duruma düşmüştü. Son dakikalarda Ali Akman'la bir pozisyon bulsak da kalecinin üstüne giden topu kaleci kurtarmakta çok zorlanmadı ve maç 2-1 bitti. Böylece Menemen de ligdeki ilk galibiyetini bizden almış oldu arkadaşlar ve puanını 5'e çıkarttı. Bu maç sonrası takımın kötüleri kimdi, biz neleri yapamadık hep hafta boyunca sosyal medyadan konuşulduğunu gördük. Eğer ikinci yarının başında kaçırdığımız golleri atabilsek çok daha farklı bir maç olacaktı belki. Ve bu maçta yediğimiz ikinci golün hatalarına baktığımız zaman Akisar maçında kadrosunu değiştiren bir skor olduğunu söyleyebiliriz. Yine sosyal medyada biraz konuşulan bir konu daha vardı arkadaşlar. Menemen maç sonrası çaldığı müzik yani eee Bursalımsın kadifeli gelini çaldılar ve hani çok böyle takılmamamız gereken bir durum diye düşünüyorum. Çünkü aynılarını biz de buradaki rakiplere yapıyorduk zamanda. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Çok da takılmamak lazım. futbolun eğlence tarafına da bakmak gerekiyor. Tabii Menemen mağlubiyeti sonrası Mustafa Hoca'nın da maç sonu açıklamalarından gördük. Beraberliğe üzüleceğimiz yerde mağlubiyetle tanışmış olduk. Gerçekten böyle güzel bir oyun sonucunda böyle bir mağlubiyet Bursa'daki taraftarların da haftayı kötü geçirmesine neden oldu diyebiliriz. Ki Balıkesir maçıyla moralimiz son derece yerindeydi. Daha sonra arkadaşlar Menem'e maçından sonra hatıra kombinesine ait bazı billboardlarda görseller görmeye başladık. Bir tanesi de bunların Özlüce tesislerindeki tabeladaydı. Zannediyorum Başkanımız Erkan Kamat bir açıklama yapacaktır artık yakın zamanda ve 100 liraya satılması planlanan hatıra kombinelerini Bursa Storlardan hep birlikte alabileceğiz. Erkan Kamat Menemen maçı sonrası açıklamalar yapacaktı fakat muhalifiye sonrası pek açıklama yapmak istemedi. Bugün de Akisar'a yenildik. Akisar maçı sonrası şimdi herhalde açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Geçiyorum Akisar Bursa Spor maçına arkadaşlar. iki birlik yeni Ege'den bir mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldık. Akisar'la Bursaspor'un son oynadığı 6 maça bakacaksak eğer e, Bursaspor 6 maçın 4'ünü kazanmış. Biri berabere, biri de Akisar'ın galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu istatistiklerle birlikte maça çıkan Bursaspor ilk 11'de farklı oyunculara yer verdiğini gördük Mustafa Hoca'nın ve e, geçen hafta Menemen maçında son dakikada yaptığı hatayla mağlup olmamızı sağlayan Cüneyt Köz'ün yerine genç oyuncumuz Furkan Emre Ünver'i gördük. Ve Onur Atasayır'ın yerine de gene Emirhan'ı beke çekmişti Mustafa Hoca. Recep Aydın'ın yerine de yine Batuhan Körü gördük. İlk 6 maçta olduğu gibi aslında maça iyi de başladık. İyi paslaşmalar yapıyorduk ki 7. dakikada bu sefer golü bulan taraf Akisar oldu. Böylece ilk defa bir maçta ilk golü atan taraf biz olmadık arkadaşlar. 7. dakikada ise ceza yayında topla buluşan Hasan Ali adı güzel ceza yayının oradan güzel bir pis vurunla kalecimiz Deniz'in sağından topu filelerle buluşturdu diyebilirim. Golden sonra da yine Bursa Spor'umuz e Aya paslarla devam ederken bir taraftan da Akisar önde basarak bizi sağımıza hapsetmeye çalıştı. Akisar'ın önde basmasıyla birlikte Bursaspor arka tarafta kontra ataklar yakalamaya başladı ve 22. dakikada yine güzel paslaşmalar sonucunda sağ kanada atılan topta İsmail çok çalış, yaptığı ortada topu Akman'la buluşturdu ve Ali Akman topa vurur gibi yapıp bir fakele rakibini geçip yani ee, kalecinin uzanamayacağı bir yere topu bıraktı. Gol güzel bir golde arkadaşlar ve bu skorla birbiri yakalamış olduk. 31. dakikada gene Spor'un atakları devam ediyordu ve arka direğe doğru atılan topta Furkan Emre Ünver e, uçarak kafayı vurdu ve e, topu sokamasa da kaleci e, kaleye sokarak bir pozisyonun içinde kendini bulmuş oldu. Gol olsa güzel bir gol olabilirdi. Furkan Emre'nin de bu maçta gene Cüneyt Köz'ün yerine e, oyunda yer aldığını söyleyelim. Sizce nasıl oynadı Furkan Emre arkadaşlar? Bence güzeldi. Gene Cüneyt'i aratmadı diyebilirim. Bundan sonra da kendisini daha güzel performanslarda izlemek isteriz. Tabi Bursaspor'un golü geldi üstüne atakları gelince Akisar karşılık vermek istedi. Fakat şöyle bir şey görmüş olduk bu sefer. İlk yarın sonlarına doğru Akisar'lı oyuncular bu sefer kendilerini kolay yere bırakmaya başladılar. Ve hakem de bunlara göz yummadı açıkçası. izin vermedi ve oyunu devam ettirdi. Hakemi de kutluyorum bu arada iyi bir maç yönetti ve hata yapmadı diyebilirim. İlk yarının sonlarına doğru Akisar'ın birkaç pozisyonu oldu arkadaşlar ve 39. dakikada kaleciyi de geçtikleri pozisyonda Aykut son anda ben bu kademenin en son adamıyım dedirten şekilde adeta topun gol vuruşu yapılmasını engelledi. 45 artı 2'de gene ilk yarının son dakikasında arkadaşlar çaprazdan gelen topa 6 pasın içinden vurulan topta yakın direğin dibinden az farklı auto çıktı ki burada da gene pozisyon gol olabilirdi. İkinci yarıya bu arada arkadaşlar Mustafa Hoca oyuncu değişikliğiyle başladı. Batuhan'ın yerine Recep Aydın'ı gördük. İkinci yarının ilk 7-8 dakikalık süresinde Akisar'ın daha çok topa sahip olduğunu gördük. Bursa Sporu yavaş yavaş oyunu dengeleyince önce 61. dakikada Özer'le bir pozisyon bulduk ki gol olsa haftanın gollerinden biri olabilirdi. 90'a giden top az farklı avuta çıktı. Ardından 64. dakikada Burak Kapacak sağdan getirdiği topla çektiği şutu kaleci Sonuna doğru gelen topu çelerek kornere yolladı. Bu pozisyonlardan sonra arkadaşlar Mustafa Hoca birkaç oyuncu değişikliği yaptı. Özer'in yerine Tuğbey, Ramazan'ın yerine de Kerem Şen oyuna girmişti. Kerem'i de bu sezon ilk defa bir maçta görmüş oldu taraftarlarımız. Bu değişikliklerden sonra da Akisar Bursasporu Sporu sahasına hapsetti ve oyuna hakim olan taraftı diyebiliriz. 79. dakika geldiğinde de gene ilk gole benzer bir pozisyonda Akisar ikinci golü buldu ve ceza yayının etrafından çekilen bir şutla kalecimiz Deniz'in solundan top filelerle buluştu. Skor 2-1 olunca arkadaşlar Bursaspor biraz daha son dakikalarda karşı kaleye gitmeye başladı. Bir duran topta gelen ortaya vurulan kafada önce Tuğbey ardından Furkan Emre Ünver topa dokunamadı ve hani top direği yalayarak dışarı çıktı. Hani ikisinden birisi dokunsa gene gol olacaktı belki. Fakat ikisi de dokunamadı ve topu out'a çıktı. 84. dakikada öyle bir pozisyon oldu ki Akisarlı oyuncu geri pas verirken topu Alakman Akman kaptı diyeyim artık. Ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bir iki kere topu sürdükten sonra gol vuruşunu yaptı Ali Akman ve gene aynı direğin dibinden topu yalayarak direği dışarı çıktı. Yani nasıl bir kısmetsizliktir ben de anlamadım. Şanssızlığımız bununla da bitmedi arkadaşlar. 4 dakika verilen uzatmanın 3. dakikasında Musa Nizam'ın eline çarpan topla penaltı kazandık. Ve penaltı vuruşunun başına kim geçecek diye şöyle bir düşündük aslında e, maçı izlerken. Burak altı parmağı gördük. Burak altı parmakta hani şimdi bakıldığında takımın içerisinde topa en iyi vuran e, oyunculardan bir tanesi. Burak altı parmağı da görünce ben herhalde topu e, şöyle köşeye zımba gibi koyacak diye düşündüm. Daha sonrasında e, Akisarlı oyuncular Burak'ın biraz dikkatini dağıttı. Bir oyuncu hatta sarı kart gördü hatırladığım kadarıyla. Burak altı parmakta topu kalecinin tam olduğu yere doğru yani diz hizasına doğru vurdu. Ve kaleci de sağa doğru yatarken ayağıyla topu kurtardı. Tabi Burak da bu pozisyona üzüldü. Son dakikada penaltı kaçılması hoş bir şey değil. Hem Bursa Spor adına hem Burak adına. Ardından Burak altı parmakta yığılıp dizlerin üstüne kaldı. Kaçan penaltı sonrası maçta başka pozisyon olmayınca maç 2-1 Akisar Spor'un üstünlüğüyle sona erdi arkadaşlar. Ve Bursa Spor'umuz... Hafta içi başladığı Ege yolculuğundan iki maçta sıfır çekerek Bursa'ya geri döndü. Maçın geneline şöyle bir baktığımızda arkadaşlar Akisar Spor'un iki tane şutundan başka ben pozisyon hatırlamıyorum açıkçası. Bursa Spor'un akılda kalan e, gene 3-4 pozisyonu var. Yani defans hatası var mıydı yok muydu yediğimiz gollerde. Oyuncular şut çekmeye çok müsaitti yediğimiz gollerde ve önünde kimse yoktu. Yani bomboş şut çekildi diyebilirim. Kalecimiz Deniz'in de hatası yoktu. E, tamamen e, önü boş bırakılmış iki şuttu diyebilirim. İkisi de gol oldu. Yani birisi dışarı çıksa ya da birisinin kaleci kurtarsa belki maç böyle olmayacaktı. Galip gelebileceğimiz iki maçta maalesef puan alamadan iki haftayı kapatmış olduk. Bu skorlardan sonra Bursa Spor'umuz 7 puanla kaldı ve 12. sırada 7. haftayı kapatmış oldu. Haftaya evimizde geçen sene iki maçta da bir bir berabere kaldığımız Bolu Spor'la oynayacağız arkadaşlar. Ege'de yaşanan bu iki maçtaki kayıpları Bolu Spor mücadelesiyle telafi edeceğimizi düşünüyorum ki Bolu Spor bizim rakiplerimizden bir tanesi. Bu maçı iyi bir oyunla, iyi bir skorla kazanmayı diliyorum. Bolu Spor maçında takımımıza ve Mustafa Hoca'ya başarılar. Biz de takımımızın gene arkasında olacağız. Locadan gene tezahüratlarımızı yapmış olacağız. Bolu maçı sonrası görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi günler.